Ablacığım hoş geldin. Ben de senin için yemek hazırlıyordum. Hayatım, çok teşekkür ederim. Ama sen daha çok küçüksün. Ben sana ev işleriyle uğraşma demiyor muyum? Senin yapman gereken tek bir şey var. O da derslerini çalışmak. Anlaştık mı? Hadi canım. Ne yaptığını sanıyorsun sen Nehir? Üç kuruş para kazanıyorsun diye tepemize çıktın. Sinan, yeter artık. Kendimi zor tutuyorum. Ya tutmazsan ne olur? He? Ah, ah, ah. Durun! Ne yapıyorsunuz? Nehir bırak kardeşini! Bırak! Anne, kızının yaptığını görüyorsun değil mi? İyice zıvarından çıktı bu. Anne, bu çocuk sana işten ayrıldım diyor. Sen hiç sesini çıkarmıyorsun, sadece susuyorsun. Abinle de benimle de böyle konuşma. Çabalıyor çocuk, ne yapsın? Bir şeyler başarmaya çalışıyor, iş kuracakmış. Hevesini kırmasana. Anne, hangi parayla iş kuracak? Biz bu evin kirasını ödeyeceğiz diye gece gündüz çalışıyoruz anne. Bir de utanmadan gitmiş araba almış. Eve haciz geliyordu kredi kartı borcu yüzünden. Onu hatırlatmayayım size. Hala iş kuracağım diyor. Ne yapıyorsun sen? Nimet bu, yere atılır mı? Biz size böyle yemekler yedirebilmek için annemle gece gündüz çalışıyoruz. İnsanlar dışarıda bir lokma ekmeğe muhtaç. Senin yaptığın şeye bak. Yeter! Ne oluyor burada ya? Ne bu gürültü? Ders çalış Sema, ders çalış Sema. Kolaysa gelin siz çalışın bakalım bu gürültüde. Tamam, neye döndü ya burası? Ben mi dedim sana? Hayat neden bu kadar zor baba? Neden hiçbir şey yolunda gitmiyor? Neden hep üzülen ben oluyorum? Çok yoruldum baba. Çok yoruldum. Canım. Canım ablam. Üzülme artık ne olur. Seni böyle görünce ben çok üzülüyorum. Bak sana söz veriyorum, çok çalışacağım. Çok iyi yerlere geleceğim. Benimle de uğraşmak zorunda kalmayacaksın. Bu kötü günlerimiz de hep geride kalacak. Gel bakayım sen böyle. Canım, sen böyle şeyleri sıkma canına. Hem ben senin düşündüğün gibi üzülmüyorum. Bunlar gelip geçici şeyler. Bak çok şükür iyiyiz, sağlığımız yerinde, hayattayız. Biz küçük bir tartışma yaşadık. O da gelip geçici bir şey. Allah başka dert vermesin bize. Gel bakalım. Canım. Canım benim.